Merhaba, ben Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor, göğüs hastalıkları uzmanı Mine Hatun Dikici. Sizlere KOAH hakkında bilgilendireceğim. KOAH yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz hastalık, mikrobik olmayan, iltihaba bağlı olarak gelişen, hava yollarına tıkanıklık ve akciğer harabiyetiyle giden ilerleyici ve ölümcül bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon insan KOAH nedeniyle ölmektedir. Bu ülkemizde de benzer şekillerde yüksek sıradadır. Türkiye'de 3. en yüksek ölümcül hastalıktır. KOAH bağlı ölüm nedenleri kanserden daha fazla sayıda görülmekte. Ve son 30-40 yıl içerisinde diğer nedenlere bağlı, yani kalp krizi, inme gibi nedenlere bağlı ölümlerde bir azalma söz konusuyken KOAH'ta bir artış söz konusudur. Bu artıştan da giderek yaşlı nüfusun artması, bu hastalığın yeterince bilinmemesi ve artmış sigara içme oranlarıdır. KOAH gelişiminde en önemli risk faktörü sigara içimidir. Eğer 20 yılda günde bir paket ve üzeri sigara içiyorsanız KOAH gelişme riski çok yüksektir. Bunun dışında pro, nargile gibi diğer tütün ürünlerini kullanımı, yine pasif içicilik, tozlu dumanlı yerlerde çalışıyor olmak ve özellikle kırsal kesimlerde KOAH'tan sorumlu olarak suçlanan evde tezek, odun gibi organik yakıt kullanımı da diğer risk faktörleridir. Hastalığın evresine göre değişmekle birlikte KOAH'ta en sık semptomlar öksürük, nefes darlığı ve balgam çıkarmadır. Fakat hastalar genellikle bu şikayetleri sigaraya ve yaşlılığa bağladıklarından önemsememekte ve hekime başvurmamaktadırlar. Bu başvurmama işlemi de geç olması nedeniyle de KOAH'ın erken tanısı oldukça zordur. Bu nedenle tahmin edilen şöyle bir veri vardır. Dünyada KOAH hastalarının yaklaşık %80'i, Türkiye'de ise %90'ı hasta olduklarını bilmemektedirler. Türkiye'de her 40 sigara içen, her 40 yaşın üzerindeki her 5 hastadan birinde KOAH bulunmaktadır. Yalnızca bunun %10'u hastalığını bilmekte ve tedavi almaktadır. KOAH'ın tanısı da oldukça kolaydır. Spirometri denilen bir cihazla yapılan nefes ölçüm testi veya solunum fonksiyon testi olarak bilinen testle basitçe konmaktadır ve hastanemizde de bu test kolaylıkla uygulanabilmektedir. KOAH tedavisinde de ilk basamak risk faktörlerinden uzaklaşmaktır. Yani sigarayı bırakmak en önemli tedavi seçeneği. Bunun yanı sıra grip ve zatürre aşılarının yapılması önerilmekte. Nefes yoluyla alınan diğer ilaç tedavileri mevcut ve düzenli fiziksel aktivitede hastalığın ilerlemesini ve kötü sonuçların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli yürüyüşten, düzenli fiziksel aktiviteden kasıt, yani günde en az 30 dakika, haftada en az 5 gün süreyle yürüyüştür. Sonuç olarak KOAH ölümcül bir hastalıktır fakat tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık. Fakat bir kez geliştikten sonra KOAH akciğer harabiyetini tamamen geri dönüştürmek imkansız. Tedavi ve alınan önlemlerle sadece hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Bu nedenle erken tanı KOAH'ta çok önemli. Özellikle 40 yaş üstü sigara içen hastalarda, kişilerde eğer öksürük, balgam ya da nefes darlığı semptomlarından herhangi biri bulunuyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine başvurmalılar ve nefes ölçüm testlerini yaptırmalılar.